bir süre buradan uzakta işimin gücümün peşinde olacağım dedi. O bir süre ne işte? Bir gün mü, bir hafta mı, bir ay mı, ne? Allah Allah, Kuzey bu kızım, ben söyledim işte, nereden bileyim? Ya yok, olmaz. Vallahi aklım almıyor. Bir şey söylemeden, konuşmadan öyle gitmez yani. Bir şey mi oldu? Allah aşkına, biliyorsanız söyleyin, saklamayın. Şeref. Cemre'cim, herkes ne biliyorsa ben de o kadarını biliyorum. Ya anne, Aynur abla demek, ne olur bir şey biliyorsanız söyleyin. Allah aşkına, kafayı yiyeceğim şimdi. Ay yavrucuğum, bizim de bir şey bildiğimiz yok. Ay Cemre, Cemre'cim ya. Ay yavrucuğum, ben sana kavuşmuşum. Allah aşkına, benim daha da düşündüğüm başka bir şey yok. Ya yok. Böyle bir şey söylemeden, konuşmadan... Yok, aklım almıyor yani. Niye izin verdiniz gitmesine? Hiç mi sormadınız? Ne oldu, bir şey mi oldu diye hiç mi sormadınız? Ya koskoca adam, bu onun kendi kararı. Saygı duymamız lazım. Onun kararı olduğuna inanmıyorum. Bana aramızdaki tek engel artık bu demir parmaklıklar dedikten sonra gitmez. Ya yapmaz, gitse bile benimle konuşur, anlatır. Ya böyle habersiz çekip gitmez ya. Bir iş var bu işin içinde. Sen yaptın değil mi? Sen bir şey söyledin. Yine benim başıma patlayacağını biliyordum. Kuzey senin yüzünden gitti. Cemre, o ikna etti Barış'ı. Boş verin. Teşekkür beklemiyorum zaten. Güney, Güney dur. Güney, beklesene. Bir dur bir ya, bir dur bir. O seni suçlamıyor ya, kafası karışık. Cemre, gerçekten Güney çok uğraştı senin için. Yazık. Haklı olarak bozuldu tabii. Ya gitmesin, o da konuşsun. Kız zaten üzgün. Güney. Cemre, ayıp ama ya. Güney. Özür dilerim. Sağ ol yaptıkların için. Ama aklım almıyor. Böyle çekip gitmez çünkü. Şu an durumunu çok iyi anlıyorum. Güney Bey! Güney Bey! Suçlayacak birini arıyorsun ama o kişi ben değilim işte bu. Kim o zaman? Kim? Kim seni ortada bıraktıysa o. Daha niye soruyorsun ki? Sen onun için bunca şey yaptıktan sonra kim kaçıp gittiyse o. Dahası mı var? Kaçmadı o. Bir şey oldu. Ama ne bilmiyorum. Cemre bak, ben Kuzey ile konuştum. Aradan çekileceğimi söyledim. Ben artık engel değilim dedim. Benim seni çıkarabileceğime inanmadı ama durumu umutsuzken. Arada demir parmaklık varken tek engel bu demek kolay tabii. Heh. İşte o engeller ortadan kalktıktan sonra sözünde durmak cesaret ister asıl. O da cesaretli değilmiş. Hepsi bu. Sen bir şey biliyor musun? Tamamıyla Kuzey'in kendi kararı. Bıktım bunu duymaktan ya. Herkes aynı şeyi söylüyor. Bir şey biliyorsanız söyleyin. Ben kulağımla duydum Kuzey bu açıklamayı yaparken. Nasıl, sana mı söyledi? Ben Almanya'ya makara için gideceğim sırada vedalaşmak için yanına uğradım. Ersin Bey'le konuşuyordu. Türkiye'deki makaraları tek tek gezeceğim dedi. Artık hiçbir şey düşünmek istemiyorum dedi. Sadece işime odaklanmak istiyorum.
Ben de ne yapıyorsun şimdi, sırası mı dedim. O da evet dedi, tam sırası. Öyle işte. Başka bir şey öğrenirsem söylerim. Hadi gözün aydın canım. Sağ ol Aynur'cum, ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Gözünüz aydın Gülten Hanım. Çok teşekkür ederim. Odasına kapandı. Biz rahatsız etmeyelim de sonra konuşuruz. Hüseyin hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Aman gazetecileri konuşmakla olur mu? Tamam canım tamam. Ne konuşacağız ki zaten? Kuzey niye gitti? Niye hiçbir şey söylemedin? Mesajınız var. Kuzey niye gitti? Niye hiçbir şey söylemedin? Kimse bir şey söylemiyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Ben zaten duruşmada seni görmeyince anladım bir terslik olduğunu. Ama beni tamamen özgür kalmamı bekliyor dedim. Hapishane önünde beni bekleyecek. Çıkınca sarılacak sıkı sıkı. Niye gittin? Niye hiçbir şey söylemeden böyle habersiz? Böyle olmaz Kuzey, ne olur. Konuşmamız lazım, bana anlatman lazım. Vazgeçtiğine inanmak istemiyorum. Ben vazgeçmeyeceğim çünkü. Kaçmana izin vermeyeceğim. Çünkü ben seni seviyorum Kuzey. Çok seviyorum. Söylemiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum.